Merhaba arkadaşlar, Gökhan'la Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber TP-Link Tapo'nun P110 model akıllı prizini inceleyeceğiz. Gelin isterseniz yakından bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi önce kutumuza bakalım. Enerji monitoring dediğim uygulama üzerinden ne kadar enerji tükettiğini takip edebildiğimizi gösteriyor. Schedule and timer dedi. Yani programlanabileceğini ve zaman ayarı yapılabileceğini gösteriyor. Voice control dedi. Ses kontrolü ile Google, Alexa ve Yandex'in Alice uygulaması ile sesli olarak kontrol edilebileceğini söylüyor. Uzaktan cep telefonu üzerinden kontrol edilebileceğini söylüyor. Evde yokken uzaktan kontrol edilebileceğini söylüyor ve yanmaz malzemeden üretildiğini söylüyor. Evet, gördüğünüz gibi burada bir QR kod koyulmuş. QR kod ile Tapo uygulamasını App Store veya Google Play üzerinden indirip bu uygulama üzerinden kontrol edebileceğimizi söylüyor. Evet, şu an için kutusunda başka bir şey gözükmüyor. Evet, açalım isterseniz bir bakalım. Evet, uygulamamız ve gördüğünüz gibi akıllı prizimizin kendisi. Evet, kenarında bir açıp kapama için ve eşleştirme için bir tuş. Üzerinde çalışıp çalışmadığını anlamamız için, eşleştirme modunu anlayabilmemiz için bir LED. Evet, çocuk koruması var. Çocuğunuz parmağını uzattığında parmağını buradan sokamayacak. Her ikisine birden girdiği sürece açılacak. EU model dediğimiz normal bizim Türkiye'de kullandığımız tip bir priz girişimiz var. Evet. Ölçülerine gelirsek 48 milimetre, yani yaklaşık 5 santimetre genişliği, 70 milimetre yani 7 santimetre kadar boyu. Prizin dışında kalan kısmı ise 40 milimetre yani 4 santimetre kadar. Evet, benim daha önce kullanmış olduğum akıllı prizlerle karşılaştırırsak, evet, gördüğünüz gibi bu Xiaomi'nin, bu S-Link'in, bu ikisi S-Link'in, S-Link'in RGB, yani şu etrafında renkli ışıklar yanan bölümü. Bunun da Tapo gibi güç tüketim ekranı var. Yani güç tüketimini telefonumuz üzerinden görebiliyoruz. Fakat RGB ışığı söndürdüğümüz an bunu yapamıyoruz. Bu S-Link ve Xiaomi'de bu güç tüketim ekranını göremiyoruz. Fakat aralarından en stabil çalışanı, bu üçü arasında, daha Tapo'yu kullanmadım, Xiaomi'nin akıllı prizi. Gerçekten çok memnunum. Çok güzel, çok stabil çalışıyor. Hem kendi uygulaması üzerinden hem de Home Assistant üzerinden en sorunsuz çalışan prizim Xiaomi'nin bu prizi diyebilirim. S-Link'lerde bazen bağlantıdan kopma yaşanıyor ve Home Assistant'da tekrardan tanıtma gereği duyuyorum. O yüzden Xiaomi'nin akıllı prizini S-Link'lere göre tercih eder ve sizlere de tavsiye ederim. Tapo'nun akıllı prizini kullanmak için önce bir üçlüye ve cep telefonumuza ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar, öncelikle prizimizi takıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yanıp sönmeye başladı. Evet, buradan QR kod reader'ımızı açıp Tapo uygulaması için barkodu gösteriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi TP-Link Tapo uygulamasını Google Play üzerinde buldu ve yüklüyoruz. Evet, TP-Link Tapo uygulamamız yüklendi. Aç diyoruz. Gördüğünüz gibi uygulamamızı açtık. Buradan kaydola basıyoruz.
mail adresimizi ve kullanacağımız şifreyi giriyoruz. Kaydola bastıktan sonra kendimize TP-Link'in ID'sini, yani kullanıcı adını oluşturmuş oluyoruz. Evet, bize girmiş olduğumuz e-posta adresimize bir onay linki gönderdiğini söylüyor. Evet, aktivasyonun başarılı olduğunu söylüyor. Tekrar etkinleştiriyor, giriş yap dediğimizde Tapu'nun uygulamasına mail adresimiz ve şifremizle artık oturmaçtan ve beni hatırladan giriş yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Tapu'nun uygulamasına girdik. Evet, cihaz etkinleştirmek için, şu an için hiçbir cihazımız olmadığı için boş bir ekran görünüyor. Artıya basıyoruz. Evet, bize burada Tapu'nun TP-Link'in hangi ürününü kullandığımızı soruyor. Biz prizlere tıklıyoruz. P100, P110. Evet. P110 olduğu için evet, turuncu ve yeşil yanıp sönüp sönmediğini soruyor. Bizde de evet, gördüğünüz gibi turuncu ve yeşil LED'imiz yanıp sönüyor. Zaten turuncu ve yeşil diyoruz. Konumumuzu açmamızı istiyor. Evet, buldu. Evet, gördüğünüz gibi akıllı prizimizi tanıdı. Çalışıp çalışmadığını anlamak için bir lamba taktım. Evet, gördüğünüz gibi buradan açılıp kapanınca rengi de değişiyor. Evet, buradan programlamadan artıya bastığımızda gün doğumunda kapanıp gün batımında yanmasını, örneğin lambanın veya taktığımız herhangi bir cihazın kontrolünü, hangi günlerde açık mı kapalı mı olduğunu buradan programlayarak kullanabiliyoruz. Evet, uzak modu da siz uzak bir yere gittiğinizde evinizde sanki birisi varmış gibi rastgele saatlerde prizinizin taktığınız ürünü çalıştırıp kapatmasını sağlayabiliyorsunuz. Zamanlayıcıda da ne kadar süre sonra çalışmak istediğini buradan ayarlayıp o zaman sonunda açılıp kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Evet, ayarlara girdiğimizde buradan cihazın adını değiştirebiliyorsunuz. Evet, buradan odaları belirleyip çeşitli odalara atayabiliyorsunuz. Bu LED kontrolü üzerindeki ufak LED'in otomatik olarak kapalı veya gece modu olarak algılanmasını sağlayabiliyorsunuz. Varsayılan durum, elektriğiniz kesildiğinde açık mı kapalı mı olduğunu veya son durumunun korunmasını sağlayabiliyorsunuz. Ki ben bunu genelde kapalı tercih ediyorum. Elektrik gidip geldiğinde takılı olan cihazın çalışmasını istemiyorum. Eğer sizin özellikle çalışmasını istediğiniz bir motor, bir cihaz varsa bunu açıkta bırakırsanız veya son durumda bırakırsanız elektrik kapanıp geldiğinde hangi durumda çalışmasını istiyorsanız ondan başlayacaktır. Evet arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz noktadan tutup yukarıya sürüklediğimizde enerji kullanımını görüyoruz. Gördüğünüz gibi şu an 11.2 watt güç tüketimi. Evet, bunu lambayı kapattığımızda bir müddet sonra bunu güncelleyecek. Evet, gördüğünüz gibi kendini güncelledi. Şu an 0 watt çekiyor. Bu tabii birkaç saniye sürüyor Wi-Fi üzerinden bağlandığı için. Evet, bakalım tekrardan yaktık. Güç tüketimi ne kadar sürede değişecek? Evet, gördüğünüz gibi yaklaşık 30 saniye sonra güç tüketimi değişiyor. Evet, buradan cihaz paylaşımından ailemizde bulunan diğer kişilerle, onların da Tapu'nun uygulamasını indirdikten sonra cep telefonlarından
prizimizi açıp kapamasını sağlayabiliyoruz. Evet, bir de Google Home üzerinden eklemiş mi ona bakalım. Evet, Google Home'umuzu açıyoruz. Sol üst artıya tıklayıp cihaz kuru tıklıyoruz. Ve buradan Google ile çalışırı tıklıyoruz. Evet, buradan Tapo. Evet, Tapo yazdıktan sonra çıkan uygulamaya giriş yapacağız. Evet, kabul et ve bağlan dedik. Şimdi Tapo kullanıcı adımızda giriş yapıyoruz Google Home üzerinden. Evet, geri dediğimizde en alta eklemiş olacak. Evet, gördüğünüz gibi en alta Tapo olarak ekledi. Şimdi bunu bir odaya ekleyeceğim. Ben bunu banyoda kullanacağım için çamaşır makinesinde banyoya ekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi Tapo'nun adı ile giriş yaptı. İsterseniz bu adını değiştirebilirsiniz. Sadece Tapo Priz olarak kaydedeceğim ben. Evet, gördüğünüz gibi adı değişti. Evet, bundan sonra Google Home üzerinden de açıp kapatabileceğiz. Evet, gördüğünüz gibi banyoya ekledik. Buradan da açıp kapatabileceğiz. Evet, Google Home'a eklediğimiz için artık Google Asistan ile de açıp kapatabileceğiz. Tapo prizi aç. Evet, gördüm. Tamam, Tapo prizi açıyorum. Tapo prizi kapat. Tamam, Tapo prizi kapatıyorum. Evet, bundan sonra Google Asistanımızda da sesli olarak prizimizi açıp kapatabileceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi de Tapo marka akıllı prizimizi Home Asistan'a nasıl tanıtacağımızı göstereceğiz. Evet, öncelikle Home Asistan'ımızı açıyoruz. Sol üst köşeden menümüze giriyoruz. Evet, menülerden normalde cihazlar üzerinden, ayarlardan cihazlar üzerinden entegrasyon ekleye Tapo yazdığımızda diğer ürünleri eklediğimiz gibi buradan eklemeye çalıştığımızda Tapo yazdığımızda bir şey görünmediğini görüyoruz. TP-Link'in Kasa Smart ve LTE için entegrasyon mevcut fakat Tapo için yok. Bunun için yine menülerden Hax'a giriyoruz ve Hax üzerinden bu yüklememizi yapacağız. Evet, buradan entegrasyona giriyoruz. Sağ alt köşeden Explore Download Repository dediği yere tıklıyoruz. Evet, buraya Tapo yazıyoruz. Evet, Tapo yazdığımızda iki adet menü çıkıyor. Tapo Cameras Control, kamera kontrolleri. Tapo Controller ise bizim yükleyeceğimiz entegrasyon. Evet, gördüğünüz gibi burada Tapo'nun hangi ürünlerini kapsayacağını soruyor. Nasıl yükleyeceğimizi soruyor. Evet, sağ taraftan Download dediğimizde Home Asistanımız içerisindeki Hax üzerinden yüklediğimiz diğer entegrasyonların yanına yüklüyor. Ve biz tekrar entegrasyon kısmına girdiğimizde bize orada Tapo'nun entegrasyon için menüsünü açacak. Evet, gördüğünüz gibi yeni bir entegrasyon yüklediğimiz için yeniden başlat diyor. Biz de yeniden başlatıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yeniden bağlandığımızda bütün entegrasyonla çalışan cihazlarımızın hepsini kapatıyor. Tekrardan
entegrasyonlarıyla teker teker ekliyor. Evet, gördüğünüz gibi yeniden başladı. Evet, biraz önce ayarlara girdiğimizde cihazlara bu entegrasyon ekliğe tıkladığımızda tapo çıkmamıştı. Şimdi bakalım tapo kontrolü. Evet, Hux üzerine yüklediğimiz için tapo kontrolün menüsü entegrasyonlarımıza eklendi. Evet, bunu tıklıyoruz. Evet, şu an Home Assistant'ımız tapo kontrolüyle kullanılabilecek aygıtları tarıyor. Evet, bize tapo prizimizin bulunduğu IP adresini soruyor. Bunu tapo uygulamasından, cihaz bilgisinden de bulabilirsiniz. Eğer modeminizin arayüzüne girebiliyorsanız modeminizin arayüzünde de tapoya bağlanmış olduğu IP adresini bulabilirsiniz. Evet, tapoyu kullanırken almış olduğumuz kullanıcı adı ve password'umuzu giriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi cihazımızı buldu. Ben bunu banyoda kullanacağım için banyoyu tercih ettim. Bitir dedim. Evet. Gördüğünüz gibi buraya tapo controller. Evet. Gördüğünüz gibi şu an kontrolörümüzün şu an akıllı prizimizin açık olduğunu ve şu an 6,6 wattlık bir enerji tükettiğini görüyoruz. Daha aylık tüketimi daha yeni başladığımız için aylık tüketimde ve işte ısınma da falan şu an için herhangi bir şey göstermiyor. Bugünün enerjisini, bu ayın enerjisini kullandıktan sonra gösterecek. Anlık değişimleri de buradan takip edebiliyoruz. Burada da açıp kapatabiliyoruz. Evet, Home Assistant'ı tanıtmak da bu kadar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber TP-Link'in Tapo P110 model akıllı prizini inceledik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben gayet memnun oldum. Birkaç ayrı akıllı priz denedim. Size bahsetmiştim. En çok beğendiğim, en kullanışlı olan Xiaomi'nin akıllı priziydi. Daha sonra da bu Tapo'nun prizi çok hoşuma gitti. Sizlere Tuya ürünlerini tavsiye etmiyorum. Bende iki tane var. Sürekli bağlantıdan kopuyor. Tekrardan bağlamak gerekiyor. Ama bu Xiaomi'nin ve Tapo'nun prizlerini gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Xiaomi'nin prizi maksimum 10 amperde çalışırken Tapo'nun prizi 16 amper ve maksimum 3680 watt ürünlerde kullanılabiliyor. Gerçekten çok hoşuma gitti. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve aklınıza takılan soruları yorumlarda sormayı unutmayın. En kısa zamanda sizlere dönüş yapmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.